Seviler, bugün sizlere haşhaşlı çörek yapacağım. Haşhaşın faydaları saymakla bitmez. Çok faydalı. Hamur işlerin içinde de çok güzel oluyor. Ben birazcık da toz şeker ekliyorum içine. Çok daha lezzetli oluyor. O zaman haşhaşlı çöreğimizi yapımına geçelim. Haşhaşlı çörek için gerekli malzemeler 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket yaş maya, 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurta, birinin sarısını üzeri için kullanacağım, 6,5-7 su bardağı un, içi için 1 kase haşhaş ezmesi, yarım çay bardağı sıvı yağ ve toz şeker kullanacağım. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Mayamı, yaş mayamı hemen yoğurma kabının içerisine alıyorum. Ilık suyum var. Su ve süt ılık olsun. Şöyle ılık suyumu mayanın üzerine döküyorum. Birazcık beklesin. Bekleyince hemen yumuşuyor. Biraz beklettim. Şöyle kaşıkla elimi sürmeden yapacağım. Hemen eriyecektir zaten. Şu şekilde. Mayamı ekliyorum. Yaş mayayla daha çok kabarıyor. Kuru mayayla biraz daha az kabarıyor. Ama kullanma tercihi size kalmış. Kuru maya da olur. Fazla kabarmasın, daha kıyır kıyır olsun, çok yumuşak olmasın diyorsanız kuru maya kullanın. Ama ben böyle yumuşak seviyorum, poğaça gibi, haşhaşlı. Şöyle karıştırıyorum, mayamı eritiyorum. Mayam eridi. Toz şekerimi de ekliyorum. Mayalanma hızlama, işlemi hızlansın. Şöyle karıştırdım. Bir 5 dakika kadar bekliyorum. Mayam aktive olsun. Mayamın aktif olması için 5 dakika bekledim. Şimdi kalan su malzemelerimi de ekliyorum. Sıvı yağ, ılık süt, yumurtam vardı 2 tane. Hepsinin sarısını ayırdım. Diğerinin beyazını da ekliyorum. Şöyle karıştırıyorum hepsini önce bir kaşıkla. Tuzumuzu da ekleyelim unutmadan. Şimdi ne yapacağız? Azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuracağız. Azar azar un ekliyorum. Hamur toparlanana kadar eklemeye devam edeceğim. Ne kadar kullandığımı ben size söyleyeceğim. Hamurum toparlandı gördüğünüz gibi. Küçük bir hamur oldu. Şimdi üzerini streç filmine kapatacağım ve hamurun iki katına çıkana kadar mayalanması için bekleyeceğim. Şimdi haşhaşımın kıvamını açacağım sıvı yağ ile. Sarı haşhaş da olabilir. Benimki uşak haşhaşı birazcık siyah oluyor böyle. Ama sarı haşhaşlar da gördüm ben. Onları bilmiyorum. Bizim haşhaşımız böyle. Şöyle dibini güzelce sıyırıyorum. Kıvam biraz koyu. O yüzden sıvı yağ ile açıyoruz ki böyle sürülebilir kıvamda olsun. Haşhaşımın kıvamı gayet güzel oldu, akıcı oldu. Yarım çay bardağı yetti. Zaten çok koyu bir haşhaş değildi benimki haşhaş ezmem. Çok koyu olanları da var. Siz duruma göre yağ miktarını ayarlarsınız. Şimdi artık haşhaşlı çöreğimin yapımına geçebilirim. Hamurum mayalandı görüyorsunuz güzel bir şekilde. Şöyle hemen üzerine titreşimi çıkartıyorum. Hamurumun mayasını alıyorum. Havasını alıyorum. Şu şekilde. Hamurumun havasını aldım. Şimdi tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurumu şöyle yapışmasın. Hafifçe unlayabilirsiniz tezgahın üstüne. Hatta şöyle unlayayım hemen. Bezeleri ayıracağım. Şöyle daha keskin bir bıçak alayım. Önce şöyle ikiye bölelim. Hazır. Şimdi bu bezeleri açacağım. Bezelerimden bir tanesini aldım. Tezgahın üzerine hafifçe unladım. Şöyle üzerine de hafifçe unluyorum. Zaten yumuşak bir hamur. Önce şöyle elimle açıyorum. Sonra merdane ile genişleteceğim. Elimle açabildiğim kadar açtım. Şimdi merdane ile de inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Merdane ile de şöyle büyütebildiğim kadar, ince yapabildiğim kadar incelttim. Zaten böyle rulo yaparken bunu yeterince inceltip uzatacağız. Şimdi üzerine şöyle haşhaşlı karışımından gezdiriyorum. Bol bol.
ceviz de koyabilirsiniz. Şimdi üzerine şöyle her tarafını güzelce yayıyorum. Her tarafını güzelce sürdüm. Tercihe kalmış toz şeker gezdiriyorum üzerine. Ben kimisini toz şeker ekleyeceğim, kimisini eklemeyeceğim. Ama seviyorum. Şöyle hafif toz şeker gezdirince üzerine bence güzel oluyor şekerle. Şimdi bir kenarından başlıyorum. Böyle içeri doğru onu ince ince sarıyorum. Bu şekilde kalın, kalın görünüyor. Şimdi ne yapacağız? Şöyle kenarından da akmış. Üzerini kapatalım. Elimizle şöyle inceltiyoruz. Şöyle silelim bulaşmasın. Mümkün olduğunca yumuşak bir hamur olduğu için mümkün olduğunca şöyle istediğiniz kadar uzatabilirsiniz, inceltebilirsiniz. Şu şekilde de olur. Gördüğünüz gibi incelttim ne kadar kalındı. İnce bir hamur haline getirdim onu. İnce bir rulo haline getirdim. Şimdi büyüklüğü yine size kalmış. Ben çok fazla büyük yapmıyorum. Zaten yeterince kabaracaklar. Şöyle 2-3 santim, yani 2-3 parmak kalınlığında kesiyorum. Ben böyle küçük küçük daha çok seviyorum. Genellikle aslında büyük olur ama küçük küçük daha seviyorum. Bunları sonra tepsime diziyorum. Tüm hamurun bitene kadar aynı işlemi yapacağım. Dediğim gibi içine ceviz de konulabilir. Ben şeker koymayı tercih ediyorum. Şekerle de çok güzel oluyor. Böyle tatlı niyetine oluyor. Hem tuzlu niyetine oluyor. Şimdi diğer hamurumu da alıyorum. Diğer bezemi de. Ellerim de şöyle haşhaş sürüldü. Bunu da temizliyorum. Tezgahımın üzerine yine unluyorum. Aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Fırına gitmek için hazırlar. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarımı da sürdüm. Şimdi önceden ısınmamı soğuk fırına vereceğim. Fırın ısınana kadar tepsi mayası da olmuş olacak. Bunun gibi bir tane daha var. Bir tepsi daha çıktı yani bayağı bir çıkıyor. Şimdi önceden ısınmamı soğuk fırına vereceğim. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişireceğim. Aşağıda çöreklerimi fırından aldım. Yumuşacık olmuş içi, dışı kıyır kıyır. Şu anda henüz sıcak, soğuyunca daha da dışı kıyır kıyır olacak. Şöyle hemen bir tanesinin içini göstereyim. Görüyorsunuz yumuşacık dağılıyor içinde haşhaşlar. Ve haşhaşlı çöreğim hazır. Bugün sizlere lokmalı, şekerli, haşhaşlı çörekler yaptım. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.